Merhaba, ben çocuk doktoru Samet Oral. Nasıl yardımcı olabilirim? Ha, bir dakika, ben sizi hatırladım. Çocuğunuz hala yemek yemiyor mu sizin? Görünce hatırladım. Onun için mi aramıştınız? Hala yemek yemiyor ha? Ya geçen gün yine yemek yemiyordu. Ben gelmemiştim. Ama bu sefer gelmeyi düşünüyorum. En iyisi çıkım gelin ben. Neden yemek yemiyor peki? Niye hala inatlaşıyor? Olmaz. Bak çocuğunuzu da hatırladım şimdi. Orada görünce çocuğunuzu hatırladım. Demek hala yemek yememeye ısrar ediyor. Zaten baksana yemek yememiş, yememiş. Geçen gün gördüğüm gibi hala küçük kalmış, büyümemiş. Yemeyince büyüyemiyor tabii ki. O zaman ben sizin tekrar adresini alayım. Adresinizi arayayım. Bir dakika. Kalemimi alayım. Şöyle not alayım. Evet söyleyin. Evet. Yakınım demiştim ben, zaten ben size önceki konuşmamızda. Hatta yeni bir yer açıldı. Daha da yakın oldum. Hemen oradan eski hastanenin oradan ben yaklaşık iki sokak daha size daha yakınım şu an. O zaman ben şimdi çıkın gelim. Vakit kaybetmeden. Koşa koşa geleyim. Zaten yakınım yani. Arabaya binmeye de gerek yok. Hemen şurada. Ama hızlı gelin derse, yemeğini yemezse tabii hızlıca gelirim. Arabaya da gelirim. Gelirim, buradaki hastaneye getirmek zorundayım. Çünkü çocuğunuz yemeği yememiş. Büyüyememiş. Şunun haline baksana. Daha küçücük kalmış. Öbür gördüğümde de böyle küçüktü. Demek ki hala yemeği yememiş. Az yemek yemiş. Zorla yemek yemiş. O zaman tabii büyüyememiş işte. Ben ne yapayım şimdi? Gelin mi? Siz bir daha bir deneyin bakalım yemek yedirmeyi. Ben şimdi seyredim onu. Yemezse gelir. Çocuğunuzun ismi hatta şeydi. Neydi? Neydi ismi? Evet, şimdi hatırladım. Tamam. Tamam, burada biraz seyredim. Yemeği yiyene kadar seyredeyim. Aç bakayım ağzını. Güzelce yemeğini ye, tamam. Yemeğe niye ki gelmeyin? Boş boşuna niye çıkıp gelin koruyor? Ama yemeğe yemezsen gelirim yani. Benim işim bu. Yemek yemeyen çocukların yanına gidiyorum. Onu alıyorum. Doktora diyorum. Doktor benim. Hastaneye getiriyorum. Burada birkaç çocuk daha var böyle yemek yemeye. Onlarla beraber ilgileniyorum. Eğer şey olursa ayrı ayrı yerler var. Çünkü yemek yemeyen çocuklar halsiz düşüyor. Hasta oluyorlar. Hepsi burada. Çocuklar ateşi çıkıyor, düzenli yemek yemiyor, hasta oluyor, mecbur hastaneye gelmek zorunda kalıyor. Yemeğini yiyeceksin. Güzelce karnını doyacaksın, oyununu oynayacaksın, suyunu bol bol içeceksin. Suyunu, sütünü içmeyi unutma. Sonra ailen saat şu saatte uyu deyince de ağlamak, sızlamak yok. O saatte o yatağına girmek zorundasın. Yoksa hasta olmuyor. Ya. Bakayım ne kadar yemeğe kalmış. Tabağı gösterebilir misiniz? Oo, daha çok ki onun yemeğe. Onun hepsi bitmesi lazım. İyi, ben bekleyeyim o zaman. Ahim. Nasıl yiyor? Aç bak ağzını. Bak sakın ağlamak, sızlamak yok. Ses gelmesin, güzelce yemeğini ye. Anlaştık mı? Bak
uslu uslu yiyor gibi sanki. Neyse ben bekleyeceğim biraz daha. O zaman şöyle yapalım. Eğer yemeğini yemezse beni arayın. Çünkü daha konuşacak çocuklar var. Yemeğini yemeyen, uyumayan, hasta olan çocuklar oluyor böyle yemeğini uyumayınca. Onlarla görüşüm ben. Olmadı sizi tekrar ararım, sorarım. Yemeğini yedim mi diye. Tamam. Tamam, anlaştık. Hadi afiyet olsun küçük. Yemeğini ye kocaman ol, tamam mı? Büyü. Tamam. Hadi görüşürüz.